Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Öyle mi? Evet. İlk kez. Evet, ilk. Her şeyin ilki güzeldi ve gerçekten asla. Ve gerçekten size çok güveniyorum. Söylemek istediğiniz 2-3 şey varsa çok sevinirim. Valla aslında bir gerekliliğe doğru bir adım atıyorsunuz. Yani aslında bir tercih değil de olması gerekene doğru atıyorsunuz. Bence çok doğru bir hamle. Koruma der. Sizin kaç yaşında olduğunuzu? 40. 40. Yani 40 yaşa göre çok güzel gözüküyorsunuz. Bence ama de. O korumak için harikadır. Bugün işlemi yapacağız zaten. Tamam. Bir 15 gün sonra kontrolde büyük fark göreceksiniz. 15 günde oturacak her şey. Tamam, harikasınız. Şimdiden teşekkür ederim. Rica ederiz. İşlem estetik hoş koçum. Artık kendisi estetik koçumuz. Zaten çok güzelsiniz. Ya çok teşekkür ederim. Sadece çok güzelsiniz. Korkusundan ölüyorum. Yani benim gibi korkanlar varsa özellikle bunu çekmek istedim. Hmm. Hani etrafımızda çok fazla değişen insanlar var bunu yaptırınca. Ve ben bundan gerçekten çok tırsıyorum şu an yani. Evet. Hani hiçbir şekilde ne algım, ne bakışım, ne dudağım, hiçbir şeyim değişsin istemiyorum. Evet. Bizim de hedefimiz bu zaten. Size bugün botoks planı ilgili giriş yaptığınız için ama diğer işlemler için de bakacağız. Benim şuralarda birazcık artık kendimi rahatsız eden çizgiler vardı. Yaşta 40 olunca hani artık onları yaptırmak şimdi mantıklı mı? Yoksa hani mesela derinlesin diye beklersem daha mı zor oluyor? Kesinlikle öyle oluyor. Yani bizim isteğimiz botoks aslında koruyucu bir özelliği var. Bazen çok küçük yaştakileri de yapmayı öneriyoruz. Eğer mimik çizgileri çok fazlaysa. Yani 40 yaşına kadar yaptırmamışsa bu cildinizin aslında iyiliğini gösteriyor. Evet, ama evet. Bundan sonra artık şu mesela botoksla beraber tamam. Evet. Geliyorum. Evet. Çıkıyor ya. Yani. Önce bu çıkmaması mı gerekiyor? Çıkmaması gerekiyor. Daha az çıkması gerekiyor. Daha az çıkması gerekiyor. Yer yapmaması gerekiyor. Ben şunu eklemek istiyorum. Yani bir kadının en güzel, en verimli yaşlarına geldiniz 40 yaşından itibaren. Bence bu yaşları da çok daha keyifle yaşamanız için. Evet. Ama şurası da burası da olmuş mu demektense aynen şu an var olan muhafaza ettiğiniz güzelliğinizi, yüz güzelliğinizi özellikle bahsediyorum. Onu korumaya yönelik ve cerrahi müdahale olmadan yani anatomiyi travma etmeden, vücudu travma etmeden yapılabilecek bütün işlemleri ve koruyabilecek az işlemle ne kadar ilerletebilirseniz o kadar iyi. Belli bir yaştan sonra hepimizin doğanın kanunu gereği zaten cerrahi müdahalelerle ancak düzeltebileceğimiz şeyler olacak. Ama bundan çok daha uzaksınız siz şimdi. O yüzden yani Ayşe Hanım'ın söylediği gibi kesinlikle bir adım atmanız yani çok güzel olmuş. Yaptıran arkadaşlarımda böyle yüzünde bir freshlik oluyor. Evet. Yani bunun nedeni botok yani freshlik de mi belli? Çok fazla yani işlem var. Mesela işlem deyince yani cilt yenileme de yapıyoruz. Lezatörlükleri yapıyoruz, TRP'ler yapıyoruz, gençlik aşıları yapıyoruz ama bunu tamamen kişinin ihtiyacıyla yapıyoruz. Şimdi doktor beyle görüşmeye gireceksiniz. Tamam. Doktor bey size neler ihtiyacınız var onları söyleyecek. Onu ister yaptırırsınız, ister daha sonra yaptırırsınız. Zamana yaymak da bazen mantıklı olabiliyor. Bazı şeylerin etkisini gördükten sonra ihtiyacı daha fazla görüyor. Zaten hoca da sizi, doktor bey de sizi o şekilde yönlendirecektir. Daha soracağım, ikinci rutuşun nedeni ne? Mesela şimdi yaptıracağım ama 15 gün sonra mı tekrar geleceğim? Şimdi biz, yani şu anda yapacak ama çok yoğun yapmayacak size. Çünkü botoks'ta hani biz bir doğal görüntü istiyoruz. Böyle sabit bir göz görüntüsü istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün biraz az edeceğim. Kontrolde gerekli olan yerleri tekrar tamamlayacağım. Tamam. Ki doğal gidelim. Çünkü doğallığa çok önem veriyoruz. O doğallığınız bozulmasın. Evet. Istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdiden bakalım bakalım. Saç ekimleri de yapıyoruz. Bunlar mesela saç ekimi hazırlarımız. Mesela şu hastayı göstereyim size. Öncesi ve sonrası bir yıl sonra geldiğinde. Wow. Yani saç ekimi çok gençleştiren bir şey. Hastalar çok memnun ayrılıyor. Kesinlikle. Yani başlangıçta acaba yaptırsam mı, karizman bozulur mu diyen insanların birçoğu neden bu kadar bekledim diyorlar. Yani mesela bakın orta yaşlı hatta biraz yaşı da olan olgun bir beyefendi 3 aşamada göstermişiz. Doğru yapıldığı zaman saçın ne kadar doğal gözüktüğünü ve her türlü saç modeline uygulanabileceğini kötü örneklerden yola çıkarak işlemlerden vazgeçmemek lazım. Doğru işlem, doğru adres, doğru sonuç verir. Doğallık. Artık günümüzde artık insanlar korkuyorlar. Neden? Siz de mesela hiç işlem yaptırmamışsınız şimdiye kadar botoks bile. Evet. Ama neden korkuyorlar? O kadar yapay yüzler gördük ki
çok basit olan, koruma özelliği olan botoks bile çok farklı. İnsanlar dolguyla ismini karıştırıyorlar. Aynen. Şu anda artık bizim yaptığımız doğal görünerek sadece bir ışıltı vermek. Bu da hedefliyoruz. Cerrahi işlem olmadan bir de yani. Büyük bir değişim olmadan sadece olduğunuzdan daha fresh, daha mesela bir küçük bir dudak yaptığınızda bile o dudakta bile büyük fark görmemek önemli artık. Aslında biraz böyle öncesi sonrası yapmak istiyorum. Yani şu an oraya bir krem sürüldüğü için çok belli olmuyor, parlıyor şu an ama hani çizgiler şu şekildeydi, çok derin değildi ama en azından aynaya baktığımda beni artık rahatsız ediyordu. Evet, çok belli olmuyor. Ya o lekelerden nefret ediyorum, biliyor musunuz? Dudak bir yer, bir de şu leke. O leke tedavisi var mı? En sevdiğim şey. Yani çil seven var mı bilmiyorum da kendilerine özel bir de çil yaptırıyorlar ya, Allah'ım deliriyorum. Onlar ne ki? Onlar ne ki? Evet. Çok öyle deli deşit bir şeye ihtiyacın yok. Tamam. Ama hani yüz çok küçük olduğu için mi? Alanında gerçekten ihtiyaç var mı artık? Var. Hatta geç bile kalmasın. Öyle mi? Gider mi? İkinci, üçüncü botokslarını unutursam. Çünkü yer etmiş artık. Bir de bana diyorlar. Bir de bana diyorlar ki ihtiyacın yok. Var işte. Sinirlendim çok. Ya ben biliyorum, şunlar yer etti diyorum, hiç ihtiyacın yok. Herkes ihtiyacın yok. Ne 50'de mi yaptırayım yani? İhtiyacın yok diyenlere sesleniyorum. 50 miyim yani? Bir de 40'ım artık, değil mi yani? Hani hele şuradan, hele şuradan nefret ediyorum. Bu tarafta yok, bu tarafta daha fazla var. O da yer etti. Ama işte onu yaptırdığım zaman şuramın çıkmasından aşırı korkuyorum. Çıkmaz ki. Hani şu var ya şu. Yani şurası dolgun gözüküyor. Yani işte bak, cahil konuşmaları bunlar. Bunları kes aşkım. Tamam. Yaptığınız bir yer başka bir yere etkileyebilir ya da başka bir yerin güzelliği buraya etkileyebilir ama uygun anatomiye yaparsak hiçbir sıkıntı olmaz. Hani mesela burayı çözmek için bazen burayı yükseltiriz biz. Şuraya. Ama sen de lokalize bir çizgi oluşmuş. Yani bunu lokalize çözmemiz lazım. Yani burayı ne kadar yükselteyim, sen mi yükselteyim? Bir tık yükseltmen aslında benim işimi çözer. Şuna oturmuş. Buraya lokalize benim çözmem lazım. Çok küçük bir dolgu koysak buraya yeter. 1 cc gibi yeter değil mi? 0.5 yeter. Tamam. 1 cc'de kafanda bir çay kaşığı kadar hacim dolduruyor. Yani senin yüzünü bir çay kaşığı kadar bir hacim ediyor. Çok ifademi falan değiştirecek bir şey değil yok. Yani. Yok. Ama dudak da size çok tatlı. Ay dudak yok. Aşırı güzel olur. Aşırı güzel olur. Ya hadi şimdi bu olaydan çok ilk başladınız ya siz şimdi. Şu anlıyorum işte söylediğimiz olay bu. Bak sendeki doğal duruyor. Doğal duruyor. Yani ne yalan söyleyeyim, doğal duruyor. Biz doğal yapıyoruz zaten. Sence ne fark edecek? Bendeki de yani. Yani zaten erkeklerle hiç anlayabildiğim şey, erkeklerle hiç anlaşılmıyor. Yani erkekler yaptırmazmış gibi geldiği için hiç kendi dudağımız yani. Burası ne erkek? Bizim çok fazla yabancı hastamız var. Saç ekimi ve estetikte. Yani küçük küçük müdahaleler hepsini yapıyoruz erkeklerde de. Ama onları... Gerçekten. İşte orada da şey çok önemli. O ne de kadınsal bir form. Biz erkeklere de dudak yapıyoruz. Erkeklere de dudak yapıyoruz. Tabii erkeklere de dudak yapıyoruz. Ama hani oradaki önemli olan o dudak yapıldığını hisse sadece bir fresh duruyor. Yani daha canlı duruyor. İçinde zaten nemlendirici özelliği oluyor dolgunun. Daha nemli duruyor. Peki. Burun bu, mesela. Bu çizgilerde, ya burada alına yapılan botoksta böyle hafif kalkma oluyor mu? Yani şu an bende şöyle hafif bir şey olacak mı? Olacak. Ya sen istiyorsan yaparım. Yani ben mesela saçlarımı topladığımda kendimi çok... Hiç de saçlarımı toplamam. Geçenlerde ofiste topladım, o adetinde güzel oldum. Yani şu mesela hoşuma gitmişti. O bir etki verecek zaten. Hani böyle mant yapıştırıyorlar. Evet. Çok merak ediyorum. Demek ki bir diğer adım şu.
Buna dolgan. Başlayalım mı? Vallahi bitti. Nasıl bir işlem? Birazcık can acıtıyor ama böyle sivrisinek ısırığı gibi. Küçük bir iğne aslında. Aynen böyle. Küçük küçük iğnelerle yaklaşık böyle 7-8 yere falan yaptılar. Şu an böyle küçük şeyler var değil mi? Kızarıklıklar var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Gitmeye başladı bile. Gitti mi? Gitmeye başladı bile. Küçük. Çok heyecanlı gerçekten. Ama. Yani derinleşmiş olduğu için 15 gün sonra normalde geliniyor da derinleşmiş olduysa 15 gün sonra daha da belirgin olur diye düşünüyorum. Tabii 15 gün sonra son halini alacak. Tamam. O yüzden 15 gün beklemek istiyoruz. Tamam. Son hali olsun ki kontrolü doğru yapalım biz. 15 gün sonra bence bayağı bir fark olacak. Yani bayağı bir çekeceğim. Evet, bayağı bir fark oldu. Sadece daha fresh bir daha cilt fresh olacak yani. Daha güzel olacak. Hadi bakalım. Şimdilik görüşürüz. Görüşmek üzere. Ve işte 20 gün geçti yaklaşık ve tekrar karşınızdayım. Evet, aradaki farkı ben çok net anlıyorum. Gerçekten o çizgilerin hepsi geçti. Bu sefer de kontrole geldim. 15 gün sonra tekrar kontrole geleceğimi söylemiştim. Bakalım bugün neler yapacağız. Aradaki farkı ya da işte neler, nerelerde yanlışlar var, doğrular var onlara bir bakarız. Yani kaşlarımı evet kaldıramıyorum. Sadece şuralar kalkıyor. Ve başka bir şey var mı bilmiyorum. Birazcık şuralarda bir şey var. Herhalde ikinci kontrolden sonra onlar da gitmiş olacak. Şimdi birazdan katacağız. Bir de biraz önce hani diğer videoları da izlerken arasındaki farka bir bakayım dedim beklerken. Şu kaşım şöyleymiş. İkisi de hatta yani işte. Yani ben çok az kalksın istediğim için evet çok az kalkmış. Yani şöyle duruyor gerçekten. Bu arada aynı kaza giymem. Yani böyle ışıkta daha çok belli gerçekten. Evet. Yani şuralar gerçekten böyle çizgi çizgiydi. Onların hiçbiri yok. Bir de hakikaten şimdi daha da iyi fark ediyorum yani. Nedense aynaya mı bakmıyorum da? Hani kaşlarım daha yukarıda. Değil mi? Evet, bir parlaklık veriyor yani. Yüzüne bir freshlik ve parlaklık verdiği kesin. Yani çok abartmadan yapılabilir işlemler olmalı bence herkese. Şurada yaptırdım. Bir tanecik şuraya, bir tanecik de şuraya ihtiyaç varmış. Evet, şimdi ben de değişiklik görüyor musun? Nasıl? Daha fresh, daha dinlenmiş gözüküyorsun. Zaten güzel, çok güzel bir bayandı. Sadece onu durdurduk yani 4-6 ay sürüyor botoksun etkisi kişiye göre. O 4-6 aylık dönemde çizgilerin yerleşmesini durduruyoruz. Tamam. Bu şekilde koruyoruz. Tabii ki şu an şöyle kalktı. Zaten istiyordum böyle birazcık işte kalkmasını. Evet. Daha fresh, daha dinlenmiş gözüküyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi yeni yerlerimizi de taşınacağız caddeye en yakın zamanda. Orada da şöyle küçük bir çekim yaparız. Evet. Vallahi çok tavsiye ediyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizi çok sevdik her zaman bekliyoruz. Doktorumuz aynı şekilde çıkmadı ama size onu da göstermek istedim. Başka zaman gösteririz. Evet. Çok teşekkürler gerçekten. Süperdiniz yani. Yani tam istediğim gibi. Hem doğal oldu, kimse anlamıyor ama yüzümde böyle bir canlılık, freshlik ben de bunu hissediyorum. Yani kaşlarımı kaldırmayı da isterdim. Hani böyle çok da donuk olmayayım isterdim. Onu da yapabiliyorum. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli yani olan. Gibi o, değilmiş. Yok, o doğalı yakalamak çok önemli. Evet. Çok işlem yapıyoruz. Bizim için hedef doğal olması. Doğala yaklaşmak zaten şu anda trend olan da o. Yani doğal olanı yakalamak. Ve bence doğru yer. Yani kesinlikle doğru bir yerde yaptırın. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Bye bye. Teşekkürler.